Bak bak. Karantina vlog için arkadaşlar bugün karşınızdayım tekrardan. Merhaba. Bugün arkadaşlar odamızı bildiğiniz stüdyo çevirdik. Şu aradan geçersem gösterebileceğim size. Böyle bildiğiniz stüdyo yaptık. Neden? Çünkü arkadaşlar evde benim, ablamın, abimin, annemin falan kullanmadığı ürünleri satıyoruz. Bu ürünleri dolap uygulamasıyla yapıyoruz arkadaşlar bunu. Dolaptaki işte kullanıcı adımı, belki size alışveriş yapmak isterseniz de benim kendi sayfamda aşağı linki açıklama kısmına koyacağım. Orada hemen tıklayıp gidip sayfamıza alışveriş yapabilirsiniz. Yine ürün, birkaç ürünü satışa çıkaracağız. Kıyafetleri vesaire. Bundan dolayı böyle yaptık. Ve ben de söylemeyeyim sizlere, vlog çekeceğim. Çekiyorum da. Aynen. En az kullandığımız şeyleri yükleyeceğiz. Hatta en az kullandığımızı bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bazı hiç kullanılmamış eşyalar aynen bile var. O yüzden mutlaka bakın. Etiketler aynen. Şimdi arkadaşlar biz satacağımız ürünleri seçtik. Burada duruyorlar. Onları şimdi deneyeceğiz. Tek tek fotoğraflarını falan çekeceğiz. Kapayacak mıydım? Arkadaşlar görüyorsunuz, stüdyomuzu şimdilik kapattık. Çünkü bir mola verdik. Yemek molası. Akşam yemeği yiyeceğiz. Bu kadar. Sonra devam. Okay. Çok acıktım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tabağımı, yani yemeğimi süpürdüm. Biliyorsunuz tabağımda hiçbir zaman bir tane bile pirinç tanesi bırakmam. Şimdi arkadaşlar biz de yemeğimizi yedik zaten, bunu gösterdim. Odaya çıkmadan önce size dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Bu oreolarımızı göstereceğim. Annem bugün markete gitmeden önce ablamla birlikte dedim ki oraya alır mısınız? Yani bir iki tane. Tamam. Ve onlar, annem sağ olsun, bu kadar iki kutu almış. Bir dakika, karantina içinde oreo depomuz oldu. O yüzden oreosuz kalmayacağım karantina günlerinde efendim. biz çalışmaya devam. Şimdi arkadaşlar ay yeter be, kamera buradan düşüyor. Şu anda mutfağa gidiyoruz çünkü tatlı yapacağız, bomba yapacağız. Böyle çikolatalı bombe, bombe be ya, İzmir bombası yapacağımız için şu anda mutfağa geldik. Jefe, jabon. Lan dövün mü seni? Bombası yapacağız ve abim bana yardım edecek yapıyorken. Abim de benimle yapmak istedi. Birlikte yapacağız yani sonuç olarak. Bu kadar. Emre izleyecek mi? Abi izleyecek aynen. Yoğurma falan varsa ben yoğururum. He, güçlüsün diye mi? Evet, güçlüyüm diye. Wow, güzel sonuç. Yoğururum ben. Sarsalak. Ne yapıyorsun ya? Sen var ya, adamı kanser edersin. Koyacağım böyle kapıyı. Durursa artık. Oldu mu? Biraz daha mı yukarı koyayım değil mi? Tamam, çok oldu. Biz oldu. Böyle hiç görmedik. Oldu, oldu. Ne oldu? Böyle mi yapıyorsun? Vallahi. İlk önce arkadaşlar su, yağ, bir de şeker değil mi? Evet, şekeri bir kapta güzelce karıştırmamız gerekiyor. Kabımız. Ben buradan beyazlar nurlar içinde, abim bir tane gövdesi var. Haydi! Enerji falan tamam. Koyuyorum. Koy. Koydu. Koyduk. Bir çay bardağının yarısı kadar İçinde suya şey var. Dur, çay bardağı. Kaşık değil. Tamam. Çay bardağı tam olarak o oluyor. Nesi kadar? Yarısı. Şu oluyor. Aynen. İçine koyuyoruz. Ve bakın yağ üstünde kalıyor. Çünkü yağın yoğunluğu daha fazla. Doğru mu mühendis Emre? Yağın yoğunluğu daha az olduğu için yukarıda kalıyor. Arkadaşlar bakın. Bir kere ben bu
waffle'a koymuştum, hatırlıyor musun? He, bir kere annem bana waffle yaptı, şey tuzlu. Sabah yiyorum, uykulu uykulu zehir yiyorum. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı bulurum. Evet, şeker koyuyoruz. Abim koyuyor, ben de onu izliyorum. Şimdi arkadaşlar şekerli vanilin ekleyeceğiz. Bu paketin hepsini. Arkadaşlar bunu çok karıştırmanız gerekiyor. Ağzım onu karıştırıyorken ben de bir su bardağı un koyacağım şimdi. 100 lirasını ilk de ne dökecek diye. İçinde börek parçası çıktı. Tamam, hadi. Oldu. Nisa tuz mu bazen? Sallama çok. Ekranı döküyorsun, sallama çok. Aa, buralar hep mi olur? Şuralar. Nasıl olduğunu size şöyle gösterelim. Kıvamını gayet iyi yaptı. Üstüme sürdü elini yıkadıktan sonra. Ben alışkınım arkadaşlar. Abisi olanlar alışkındır. Evet. Şimdi ben bunu ellerimi sokacağım ve yoğuracağız birlikte. Bakın şöyle yapıyorum arkadaşlar. Biraz gösteremedim. Çok sıcak sanki ya. Sıcak anne. Sıcak evet. Evet, şu an arkadaşlar kaşık alıyorum. Çünkü çikolata yapacağız abiciğim. Hadi gel. İçindeki çikolataları yapacağız birlikte. İzmir balonumuzun içinde olan olacak. Nereye koyacağız çikolataları? Tepsiye. Sonra buzdolabına. Benim görüşüm. Tamam tamam. 4 metre. Kalsın. He, sulu mu olmuş su var? Yok, fark etmez. Tamam. Olsun. İçinde. Abim kafası yok. Benim abim kafasız. Sadece gövde ve boyundan oluşuyor. Şaka şaka. Ne yapayım? Böyle mi durayım? Böyle mi yapayım? Sonra neyim? Sen otursana orada. Açıyı değiştirsek mi? Paderleye alıp. İzmir boğulması yapmak için almıştık bunu. Ay. Şimdi arkadaşlar böyle kaşığımızı alıyoruz. Bu şekilde parmağınla itebilirsin abi çünkü bunun kayması biraz zor. Şöyle suya sokacaksın. Şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğumuz hamur 30 dakika boyunca böyle bekleyecek. Ve bu içlerini hazırlamış olduğumuz şimdi Nutella'larda buzluğa koyacağız bunları. Bunlar da böyle buzlukta işte 30 dakika donacak. Şimdi hamurları açma zamanı. Abim şu anda buzluktan o hazırlamış olduğumuz Nutella'ları yani çikolatalarımızı aldı ve bakıyoruz donmuşlar mı? Bakın. O evet tam istediğimiz gibi olmuş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir dakika kamerayı çevirip gösterirsem daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bu dondurduğumuz çikolataları bu açtığımız hamurların içlerine koyacağız çay tek tek. Çay kaşığıyla da olur. Başlayacağız şimdi. Tamam, neyle çikolata? Evet bakın abim çıkarıyor. Göster bize. Emre Şef. Onun neyi nasıl yaptığını. Evet. O da bilmiyor ama neyse işte. Evet öyle. Gelin evet. Mi? Çok boğulmak. Yok ayağımla ellerimiz kızı temiz mı? Tabii ki. Tabii seri hareketler. Seri Nutella yok, koy lütfen. Özellikle. Bunu benim yapmam gerek yok. Bunu bir kişi yapabilir bence. O yüzden abim yapıyor. Ben de çekeyim. Ben hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet bakın ben hiç ondan bahsetmemiştim. Hadi şimdi bu konu hakkında konuşalım. Arkadaşlar bize sokağa çıkma yasağı geldi biliyorsunuz. 20 yaşındakilere 2000'lerden hani 20 yaş aşağısı için. Yani ben ve abim etkileniyoruz bu durumdan. Abim 20 yaşında ama tam bitirmediği için çıkamıyor. Ben de yani 14 yaşındayım.
işte kalmadı. Derken son kalanlar da yapılıyor. Hepsini böyle yapacağız işte. Annem evet yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırına koyduk. Bakın şu anda fırındalar ve pişiyorlar. Abim de burada. Selam. Bu ara böyle başında oturup bekleyeceğiz. Çünkü hani bu çok tehlikeli yani. Böyle birkaç dakika farkla falan tadı yani kıvamı kötü olabilir. Çok sert olabilir. O yüzden böyle başında bekleyeceğim. Şimdi fırından çıkardık arkadaşlar. Oldu diye tahmin ediyoruz. Of, çikolataları da eridi. Hepsini eriyecek mi? Ben de. Asla sadece ben demedim. Abi şimdi video çekeceğim. Hepsini elle tamam. Ben de elleyebilir miyim? Elle bakalım. Aa, olmuş. Olmuş değil mi? Aynı i̇şte onun gibi. İşte bu böyle yapılır ya. Ay, biraz da soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra yiyeceğiz. Sonra tadına bakacağız. Ama kesin güzel oldu. Kesin. Evet, şimdi arkadaşlar ikimiz birlikte tadıyoruz. Ben ısırdım. İçini size şöyle göstereyim. Gayet güzel görünüyor. Şimdi yorum yapacağız. Yaptığımız bu kurabiye nasıl olmuş diye. Çünkü sonuçta abimimiz yaptı yani. Beğendin mi? Yorum bu kadar. Bu kadar. Beğendin mi dedim. Evet, ben beğendim. Ne kadar iyi yorum yapıyoruz. Ben de beğendim. Zaten her şeyi yiyorum ben. Ama güzel yani. Ya böyle karantinada bence güzel geçer. Biz sokağa çıkma yasağı gelen mağdurlar olduğumuz için. Hayır. Evet. Siz ikiniz çıkamıyorsunuz. Aynen. Ben çıkabiliyorum. Evet. O yüzden bizde iyi gider yani. Canımız sıkıldıkça yeriz. Beğendim ben. Çikolatalı güzel olmuş. Ben de beğendim. Sadece biraz tam akışkan olmamış değil mi? Hı hı. Ama bir şey daha akışkan olması lazım. Çünkü tam aynı konuya değindin. Fırında çok tuttuk. O yüzden bir saat daha yiyecek. Seni atıyorum fırına şimdi biraz da sen çok al. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar, birazcık daha az durabilirdi. Böyle var ya bir iki dakika falan. Bakın şöyle göstereyim size de yakından merak ederseniz. Baksana burası niye böyle? Neyse. Tamam hadi pause. Tamam. Hadi kapanmış pause. Tamam. Evet arkadaşlar, bir karantina vlogumdan sonuna geldi. Bu üçüncü karantina vlogumdu ve bitiyor şimdi. Başka böyle 4 vesaire gibi karantina vlogları çekmemi istiyorsanız bana yazabilirsiniz Instagram üzerinden vesaire. Sizi seviyorum. Abim gözüm düzeldi bir dakika. bir dakika. Aynen. Komik mi lan? Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bye. Sen de bye bye de abi. Konuş çocuk. Bye bye. Bye. Evde kalın. Evinizden evde çıkmayın. Evde kalın. Hey. Zaten biz evde kalmak zorundayız arkadaşlar. Yasak geldi yani. Evet. O yüzden pardon. Bye.